İstihdam projelerimizle 11 bin kişiye iş sağlayacağız, iş vereceğiz. Ekonomiyi biz kendi imkanlarımızla, genel merkezi yönetiminin yapmadığı şeyleri biz kendi imkanlarımızla Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Hiçbir Melik Gazi sınırında böyle o teyzemiz gibi yine asgari ücretle çalışıp dar gelirli olup evi olmayıp kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımız da bu kazançlarla önce ev sahibi yapacak. Bu haksızlığa, bu yolsuzluğa, bu tahammülsüzlüğe hep beraber dur diyeceğiz. 30 senenin sonunda Kayseri'de geldiğimiz nokta ortada. 30 senedir bu insanlar neyi yapamadı ki şimdi yetki verildiğinde onu yapacaklar. Şöyle bir geriye dönün bakın. Vizyon Kent Kayseri dediler. Kayseri Çağatladı dediler. Kızılırmak Sivas Caddesi'nden geçirdiler. Yapmadıkları şeyler kalmadı. Ama hep seçimden önce verilen sözlerdi. Maalesef seçim bitti. Hepsi unutuldu. İnsanlar unutmasa bile bir yerinden bir şekilde yakalayıp onların yeniden oy vermesini sağladılar. Şimdi günümüze geldiğinde biz Kayseri'de, Türkiye'de ayağa kaldıracak kadrolarla yol yürümeye çalışıyoruz. Ve bunu da inşallah bu seçimde açık bir şekilde göstereceğiz. Ve tüm Kayseri hangi partiden olursa olsun başkan adaylarımızı benimsediler ve yaklaşık 40 gündür sahadayız. Ve şunu görüyoruz ki hem Kazım Başkanım, hem Sedat Başkanım, hem diğer ilçe belediye başkan adaylarım sadece İYİ Parti'nin değil, artık tüm Kayseri'nin adayı olmuş durumda ve mevcut belediyeye yeter diyor ve değişim istemekteler. Cumhuriyet Meydanı'nda her tarafı görüyorsunuz, büyük bir adaletsizlik var. Cumhuriyet Meydanı'nda adaletsizlik varsa Türkiye'de de vardır. Eğer Cumhuriyet Meydanı'nda adaletsizlik yoksa Türkiye'de de yoktur diyorum. Olsun, önemli olan biz milletimizin gönlündeki meydanlara gireceğiz inşallah. Şehrimde birkaç milyon turistin olduğunu hepiniz 5 yılda göreceksiniz. Cebinize, şehrinize mutlaka bunun katkısı olacak. Bu meydanlardaki belediye başkanlarının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu resimler başka şehirde böyle yok arkadaşlar. Belki de 40 tane ille görüştüm, aradım. Meydanların resmini çekin bana atın dedim. Vallahi böyle bir görsellik yok. Kayseri'de sanki biz Sayın Cumhurbaşkanımızla seçime giriyoruz gibi, sanki o büyükşehir belediye başkanı gibi geliyor bana. Yani biz aynı şeyi genel başkanımız için yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizim de Cumhurbaşkanımız. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olsa emin olun bunların bir kulağına üfler. Devlet kaynaklarını böyle kullanamazsınız. Kamu kaynaklarını kullanmamanız lazım der.